Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlker Dural'ıyla ile Gündem Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ekrana geldi. Ee, gerçekten teveccühleriniz için çok çok teşekkür ederiz. Güzel de yorumlar geldi. Sağ İlker olsun. abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar. Çok sıcak arkadaşlar. <laughs> Dikkat edin kendinize. Dikkat edin kendinize aman. Baba bol bolsu için diyeceğim de yani gayet manasız bir şey aslında. <laughs> Zaten biliyorsunuz. <laughs> evet. evet. Ee, biraz geçen haftadan başlamak tamam. istiyorum abi. Ee, tiran Tiran'ı rahat geçti desek herhalde çok abartmış olmayız. Özellikle ikinci maçta daha da üstün oynayan bir Beşiktaş izledik. Ee, şimdi önümüzdeki Perşembe günü Nevçi Bakü ile karşılaşacak. Geçen hafta ikinci maç özelinde artılar, eksiler senin için neydi abi? Şöyle yani tabii Beşiktaş geçen sene bıraktığı noktada ama nasıl bıraktığı noktada biliyor musun? Yani maçı izlerken şöyle hissettim. Şenol ilk geldiği dönemleri hatırlayın. Daha çok takım savunmasını bir oturtayım. Bu takım bir gol yemesin. Hatta ilk geldiği zamanki basın toplantısında bir büyük takım bu kadar gol yememeli diye bir açıklama da yapmıştı hatırlarsın. Biraz daha farklı Şenol Güneş'in alışına gelmiş oyun anlayışından, stratejisinden farklı bir Yapıda bir 5 taş var ve 5-6 hafta gitti böyle bu 5 taş. Ondan sonra yavaş yavaş vites attırdı. Özellikle Amir oyuna daha iyi adapte olduktan sonra. Özellikle bu ikinci maçta ben yine bunu hissettim. Yani e, bu takımın biraz daha zamanı ihtiyacı var. E, bu takımın daha işte transferleri var, daha beklenecekler var. İşte hatta işte Çeng gibi, Gezal gibi yani mevcut takımın oyuncusu olup bir süredir yine eklenecekler var. Ben bu süreci biraz daha az azasarla e, kapatayım. Çünkü bu takım benim e, kafamdaki 11 değil. Bu takımla ben o, yine o moda geçeyim e, şeklinde bir Şenol Güneş oyunu gördüm. Bu bildiğimiz Şenol Güneş oyunu değil. Tabi e, hocanın maçtan sonra söylediği gibi e, aşırı nemin, zeminin gayet kötü oluşunun, e, biraz işte maçın böyle 15 dakika durmasının filan hepsinin ekstra katkısı oldu. 5 yaşın temposuz oyununda temposuzdan kastım birazcık da bu strateji gereğiydi. Yani rakibin de yükseltmesini istemiyordu tempoyu Beşiktaş. Biraz da bunu da ekledik. O yüzden hani böyle renkli bir oyun olmadı. Beşiktaş üretmek konusunda çok böyle bir iyi görüntü vermedi. Ama bu maç planlarda onun olduğu bir maç değildi. Beşiktaş biraz daha bireysel yeteneklerine güvendi. İşte duran topta ki geçen sene Salih'in ön direkten arka tarafa doğru sektirdiği birçok duran top köşe vuruşu organizasyonu vardı Beşiktaş'ın dediği. Bu sefer bunlardan bir tanesi de golü de buldu. Beşiktaş adına herhangi bir noktada müspet ya da menfi bir yorum yapmanın çok daha erken olduğu hissiyatı veren bir maçtı. Ama gözüme çarpan olumlu noktalar var mıydı? Mesela Onur bu olumluluklardan bir tanesi. Nasıl hoca ona maç içerisinde farklı farklı görevler verebilir miyim diye görmek istiyor. Muhtemelen de bir noktada bazı noktalarda onunla ilgili pozitif geri dönüşler aldı sahada. Onur bu sezon içerisinde daha önemli bir role bürünebilir Beşiktaş takımında. Öyle bir düşünce içerisindeyim. Abubakar tabi. Ee, yani gayet hazırlık maçlarında da öyleydi. Gayet hazır gözüküyor. Hani e, kimseye nazar değdirmeyelim ama Abu Bakar da e, Beşiktaş takımında tamam. E Beşiktaş'ın orta üçlüsü bu üçlünün üstüne çıkması lazım. O ayrı bir konu. Ama şu an için iyi. Zaten geçen seneden gelen bir üçlü. Getson e, o da bu sezona belli ki iyi bir e, seviyede girecek. Yani e, sezon başlangıcı düşük bir seviyede olmayacak. Bunlar hani olumlu noktalar olarak gözüküyor Beşiktaş'ta. Yavaş yavaş oyun oturacak ve şüphesiz ki şu andaki'nin çok daha üstüne çıkacak. Yani Beşiktaş, yani iyi oynadı demiyorum ama kötü oynadı gibi bir oyun da değil. Yani Beşiktaş oynaması gereken bir seviye vardı, onu oynadı ve bitirdi turu diye düşünüyorum. Yani şu an için, yani tur için en azından. Evet, yeterli. Yeterli, bir oyun. yeterli onu oynadı Beşiktaş. Şimdi Onana ve Amartey özellikle ilk 11'e düşünülen oyuncular olduğu için onu ayrı sormak istedim Aha. abi. Onların performansı senin açından bir fikir verdi mi? Şimdi işte Onana biraz daha geç geldi. O son 10 dakika değil mi? Normal sürede o son 10 dakika Kala sahaya girmişti. Yani biraz daha onu görmek. Ben o kadar hemen o kadar kısa sürede çok yorum yapmayı sevmiyorum bir oyuncu hakkında. Amartey ile ilgili olarak... Bir hemen hemen ilk maçta bütün takım arkadaşları uyum sağlaması çok mümkün değil. Kaldı ki kaldı aldı ki 5 yaşın birkaç tane böyle verdiği pozisyoncuklar vardı. ikinci yarıda da ilk yarıda da. Onlar 5 yaşın daha işte o az önce bahsettim yani gol yemeyelim. o takım savunmasında iyi işler ya. Takım oyununda Beşiktaş iyi. Ama ilerlemesi gereken noktalar var. O ilerlemesi gereken noktalarda ikinci yarıya girdikten sonra doğru işler yaptı. Doğru duruşlar yaptı e, Amarty. Yani onu söyleyebiliriz. Mesela Mert e, pek gününde değildi. Yine o da e, Konya maçındaki kadar olmasa bile biraz böyle bir, o da belki sıcaktan falan etkilendi. E, birazcık hatalar yaptı ama e, Amarty duruşu itibariyle, görüntüsü itibariyle savunmada çok iş düşmese de iyi bir görüntü çizdi. Bence goldeki e, rolü rolü anlamındaki ben öyle stoperler gol atıyor diye öven birisi değilim. Stoper gol yedirmemekle yani, yani, görevli birisi yani. Görevi, <laughs> önce önce evet. görevini yapsın ondan sonrasında bakarız. Ben tabii evet. ki ekstra lafı yani hayır diyem demiyoruz ama o yüzden ölmem hemen. Fakat şu kıymetli benim nazarımda. Şimdi artık kaç tane antrenman çıktı yaşlılar Yani çok fazla değil. Ee, dediğimiz gibi bu beş yaşın bulduğu gol beş yaşın geçen seneden kalan bir organizasyonu. Şimdi bu organizasyonu hemen çözmüş. Yani dahil olmuş. Gözlemlemiş belki de bilmiyorum yani o mesela bunun antrenmanlarında yer aldı mı? O duran top o organizasyonun antrenmanlarında yer aldı mı bilmiyorum ama belli ki hemen adapte olmuş ona, hemen öğrenmiş onu. Mesela bu kıymetli. Yani oyuncunun adapte olma konusunda ya da gördüğünü yansıtma anlamında iyi bir noktada olabileceğine dair bir hani pozitif bir görüş açısı bize verebiliyor. Dediğim gibi ama ama önemli olan Martin'in Cody ile yan yana olacağını ön görüyoruz değil mi? Öyle bir e, durum var şu andaki Beşiktaş planında. Hmm. Önemli olan o. Gol olur ekstra o. Yani Koli ile e, Amartı nasıl bir şey yapacaklar? Onu bu maçta Bakü maçında göreceğiz. Yani eğer Amartı oynarsa e, Bakü maçlarında göreceğiz. Daha iyi göreceğiz çünkü Bakü biz o konuda da e, sinyal verebilecek, e, bize notlar çıkartabilecek bir rakip. E, bu son evet. geride kalan Arnavutur rakibine nazaran Beşiktaş'ın. O yüzden o maçtan sonra belki Biraz daha e, Amartya hakkında müsbet ve menfi e, şekilde sözlerimizi e, söyleyebiliriz gibi geliyor. E, Onlarla alakalı olarak da biraz bekleyelim. Yani evet. şu şu andaki bu üçlünün e, biri tanesinin yerine girecek. O şu anda da muadil Salih gibi gözüküyor. Yani zaten değil mi yanlış hatırlamıyorsam hmm. onun yerine oynadı abi şey. olmuştu. E, daha önce de söylemiştik. Salih e, dikkatli olsun. 8 artı 3'teki yeri o kadar garanti değil özellikle Onur'un. Bu ...performansıyla beraber. Yani, katılıyorum. Kesinlikle e, katılıyorum. O yüzden dikkatli olsun. E, bir bakmış Beşiktaş orta sahasında... E, ...üç tane yabancı olmuş. Evet. Olabilir. <laughs> Şimdi abi önce Bakü ile karşılaşacak <laughs> bu hafta Beşiktaş. <laughs> Ardından Fatih Karagümrük ...2023-2024 sezonu Beşiktaş açısından... ...başlamış olacak. Geçen hafta da biraz kadro yeterliliği... işte ...kadro derinliği konusunda... ...biraz konuşmuştuk. E, acaba Şenol Güneş... lig maçını... Geçen sezon Ocak ayında kötü oyunla kazandığı bir şekilde mi çıkmalı? Biraz biraz öyle olacak gibi. İşte yani burada <laughs> Ocak ayında gerçekten kötü oynayarak kazanan Beşiktaş izlemiştik. Tabii tabii. Yani Antalya oynayarak kazanamamıştı. Evet, yine öyle bir dönem öngörecek miyiz? Öyle yani? gözüküyor. İşte az önce hemen yayının başında, programın başında söylediğim mevzu. Yani Şenol Hoca biraz öyle garantici gidecek. Bakü maçlarında da. Karagümrük karşı. Bir de şimdi çok sıcak hava. Yani bütün dünyada öyle sadece ülkemizde değil. İşte e, maç esnasında özellikle yayıncı kuruluştaki arkadaşlar da sıcak o kadar yok ama nem çok yüksek evet. diye söylüyorlar. Şu anda bütün Avrupa'da olan bir hmm. e, problem. Ki geçen hafta lafını unutma abi Aha. Adana'da Adana Demirspor Spor Kuluş maçında hakemler, ya. taraftarlar inanılmaz derece yüzlerinden okuyorsun yani. Bir Kluivert memnundu sıcaklığa. Kluivert memnundu doğru. O direkt Adana'da olmuş tamam. <laughs> evet uyum sağlamış direkt o önemli Adana'da. Şimdi Görüşmeler. o yüzden e, biraz öyle gidecek Beşiktaş hatta böyle e, Eylül sonuna kadar bile olabilir. Yani Beşiktaş'ların biraz e, sabretmesi gerekebilir. Biraz oyun olarak hatta belki bazı maçlarda skor olarak e, istediklerini alamayabilirler. Bu karamsarlı da gelecek bir durum değil. Eylül'den sonraki duruma göre gerekirse hep beraber karamsarla kapılırız sorun değil. Evet. Burada da yani işte karamsar Beşiktaş programı günden Beşiktaş'la evet. öyle bir şey çeviririz ama şu an için öyle bir durum yok. Ama bir süre Beşiktaş taraftarı nasıl geçen sene Şenol Hoca oyunu oturtayana kadar, oyuncular birbirini tanıyıncaya kadar, Şenol Güneş'in oyunu anlayıncaya kadar bir zaman ihtiyaç hissetti ve o zamanı hiç kendisinden görmeye alışkın olmadığımız bir oyunla oynattı. Yine öyle yapacak. Ona bir Beşiktaş taraftarı hazırlasın kendini. Ondan sonra dediğim gibi bu oyuna Beşiktaş şampiyon olacak olmayacak onu göreceğiz. Zaman içerisinde yarışın neresinde olacak? Yarışta ne kadar nerelerde güçlü olacak onu göreceğiz ama bu geçiş sürecini bu işte yani kısa dönemli geçiş sürecinde Beşiktaş'ın biraz o anlamda taraftarının bence anlayışına, ve sabrına ihtiyacı var. Çebi'ye tepki gösterin ama takıma bir süre verin. Hani hep gösteriyorlar o yüzden. Yoksa hani öyle şey değil. Hadi çocuklar şebihe! <laughs> <laughs> protestiyoruz, O anlamda evet. değil yani. getirmeye çalışmıyorum. Evet. Ama takıma senayet ettirmeyin. Bu takımın biraz çünkü anlayışı ihtiyacı var. Belli ki. Ee, o anlayışı gösterirlerse şu andaki mevcut oyunun, vaat ettiği oyunun çok çok üstüne e, çıkacaktır. O potansiyeli çok rahat var çünkü bu takımın. Evet. Şimdi kadro mühendisliği anlamında da Gezal dışında ben yaratıcı bir oyuncu görmüyorum abi Beşiktaş'ta ki Gezal'ın da işte son 1-1,5 senesi biraz tartışmalı yani verdiği katkı bakımından. Yani tabii transfer dönemi devam ediyor. Mutlaka katkılar verecektir. E, mutlaka takviyeler olacaktır. Ama yani nasıl bir profilde oyuncu transferi gerçekleştirmeli? Bu yaratıcı oyuncu sayısını arttırmak için. Şimdi şöyle, e, ilk programda da biraz konuşmuştuk e, bunu. Ben bunu geçen sene de çok söyledim. Yani sezonun başlamadığı dönemde. E, çok çok söylüyor. Beşiktaş daha Gezal'la ilgili bir dert tasa da yok. Bir sakatlık durumu da yok çocuklarımızın. E, Beşiktaş çok riskli bir e, harekat içerisinde. Yani Gezzal'a sadece gö. çünkü ya şöyle merkez oyuncu olur sadece Gezzal'a göre ne şimdi kanat oyuncusu olduğu zaman kanat şimdi gezal kanattan oyun kuran oyuncu sana bile. Yani kanattan oyun Burada zaten ister istemez dezavantajlı duruma düşüyorsun. Neden? Çünkü kademeli savunma anlamında ya da taşın orası sıkıştırması anlamında Göreci olarak da Gezal o kadar yetenekli ki onu kimse yapana kadar millet Beşiktaş zaten şampiyonluk yarışında kopup gitmişti neredeyse hatırla. Evet. Ama bak onu yaptılar o şampiyonluğu seni hatırlayalım. Gezal'ı bir durdurdukları dönem var rakiplerin son haftaları doğru. Evet. Beş yaşın nefesi yetmedi dediğimiz zaman. Beş nefesin yetmemesinin sebebi oydu. Çünkü Gezal'ı Beşiktaş'a karşı rakipler durdurmayı öğrenmişlerdi. Beş yaşına başka bir alternatif üretki vardı orada. Yani o oyun içerisinde Atiba gibi özellikle Josef de Souza gibi alternatifler üretmeyi başarmıştı Sergen Hoca. Ona rağmen nefesi kesildi. Yani ama ilerleyen yıllarda sezonlarda. Joseph de Atiba'da haliyle yaş haddinden daha da geriye gittiği için Beşiktaş öyle bir alternatif de üretemedi. Birçok kişinin beklentisi geçen sene bu Salih olacaktı ama Salih'e yanlış yüklenen bir misyon bu. Bence Salih'e bu misyonu yüklediğimiz zaman Salih daha rahat ediyor. Ee, evet. Şenol Hoca ve Salonov artık o misyonu yüklemiyor. Ee, yüklemediği için de daha fazla cezanın oralarda filan gözü hatta. Evet. Ee, biraz rahat bırak. Salih öyle bir misyon yok. Salih o değil. Yani, ya da O adam Salih değil. Nasıl bir adam? Ya, dün de, Geçen hafta da söylemiştik. Ee, Tadiç. Şimdi Beşiktaş peşinden bu yüzden koştu. Böyle bir oyuncu olduğu için. Tadiç gibisi pahalı. Tamam. Ee, onun e, bir seviye altı ya da bir popülarite altı. Hani seviye olarak değil. Belki bir popülarite altı. iki popülarite altı. İsme doğru yönelmesi lazım. Yani Şöyle düşünelim. Maksim geldiği zaman Beşiktaş taraftar belki de bir hayal etti değil mi? Hani Gazişehir, Gaziantep Gazi, Gazi takımında ne, şunu yapıyor, bu de bunu yapabilir. İşte ona yakın, belki onun bir tık üstü e, yapacak bir adam e, lazım lazım Beşiktaş'a. Oyunun organizasyonunu yapan kişi. Yani işte, topu aldığı zaman ya topta almaya hazırlanırken topun ve oyunun nereye doğru nasıl şekilde gideceğini çözecek olan kişiye ihtiyacı var. Dediğim gibi üst segment oyuncuyu alacak parası evet. yok Beşiktaş'ın. Tamam bunu zaten biliyorduk. Beşiktaş taraftar da aslında bunu kabullenmeye razıydı. Beşiktaş yönetimi durduk yer yüksek maliyetli oyuncuların falan peşinden koşunca taraftar da tabii ki. Evet. Daha evet. düşük kalibre fiyat olarak dediğim gibi oyunculara yönebilir. Ha şöyle bir işim de olabilir. Bak yani ismin direkt kendisine takılmasınlar. Örneğime çok e, yani, örnek verdiğim sezondan. Prime dönemindeki Oğuzhan. Diyeceksiniz ki o Prime dönemindeki Oğuzhan'da işte Soza vardı yanında. Evet. Ama o Oğuzhan'da mesela o rolü yapabiliyordu. Çünkü onun futbol hakkında çok uygun isimler de vardı. Özellikle Olcay'la müthiş bir uyumu vardı. O tam Prime döneminde Şen Olcay'la olan ilk şampiyonluk sezonundan bahsediyorum aslında. Hmm. Ee, o Oğuzhan stili. Bak Oğuzhan demiyorum. O Oğuzhan stili. Onun tek başına, mesela Oğuzhan tek başına sorumluluk almak konusunda zayıf bir e, oyuncu yapısıydı. Onun tek başına sorumluluk alan versiyonu. Yakalayabilirse Beşiktaş ki var abi yani dünya üzerinde milyon tane lisanslı topçu var bunlardan Mutlaka herhalde var. en kötü 20 tanesi Beşiktaş'ta oynayabilecek kapasitedir ya yani <laughs> bir zahmet bulsunlar yani onu da biz bulmayalım yani çok yorucu iş bile bizim için yani biz o iş profesyonel olarak yaptığımız bir iş değil o yüzden öyle bir e, kimlikten yanayım ben önce onu bulması lazım zaten Beşiktaş önce onu yapması gerekiyor. Peki sence Beşiktaş yönetimi bunu düşünüyor ama bir fırsat transferi mi kolluyor abi sence? <laughs> Çok e, ya pek <laughs> hoşlanmadığım bir Fırsat, hoşlanmadığım fırsat bir transfer oldu hakikaten. E, böyle Türk futbolundaki klişeler anlamında işte ligi bilen topçu, ligi bilen e, hoca. Evet, e, evet. fırsat transferi. Şimdi neyine göre fırsat? Şimdi bir kere orada önemli olan o. Yani şimdi Beşiktaş piyanesi şey fırsat transfer diye getirdi. Gezal da öyleydi aslında. Gezal öyleydi. Mario Gomez. Ama Mario Gomez'e bak fırsatlığı farklıydı mesela. Mario Gomez sakatlıklarla boğuşmuş İtalya'da. Kariyeri gerilemeye başlamış ve tekrar yükselmek istiyor mu istemiyor mu diye kararsız kalacağımız bir. Mesela ben kararsızdım. Ben olumsuzdan yalaydım Mario Gomez geldiği zaman. Ya, yalan yok. Şimdi çevirmeyelim. Hani yayında Mario Gomez'e gündeme geldiğinde ya ne yapıyor Beşiktaş falan demiştim. Ama o biraz daha farklı bir fırsat transferdi. Yani oyuncunun oyuna yaklaşımı nasıl olacak şeklindeydi. Hı. öbür türlü fırsat transferler ya bak arkadaşlar şu an İtalya bizi de, İtalya ligi bize detoks yapıyor. Tamam bak bu biraz daha böyle gerçekçi gidelim. İtalya ligi kendi liginde artık oynatmak istemediği bu böyledir bu. Yani dünya futbolu böyledir. Daha önce Fransa yapmış bunu Türkiye. Şimdi İtalya yapıyor. Buradaki bu detoksu iyi gözlemleyip hiç bunun fırsatının falan peşinde koşmadan çünkü bak Beşiktaş ne kadar aldı şeyi Perişi? 500 bin euro değil mi? Bin. Yani fırsat işte. Ya ne yapacak? Hmm. 14 Eylül'de alsaydı 100 bin euroya mı alacak? O mu yani? Fırsat dediğim bu mu? Fırsat abi doğru zamanda, doğru anda doğru kişiyi bulabilmektir. Fırsat transferi odur. Son gün transferi dedi? Son gün transferi pazarda gittiğin zaman işte çölük domates almaktır çoğu zaman. Evet. Değil. İtalya Ligi şu anda bir detoks yapıyor. Bunu artık görmüş olması lazım. Bir zahmet Beşiktaş Transfer Komitesi'ndeki isimlerin. Bir bakın kimleri detoks etmek istiyorlar. Bir bakın bakalım kimlerden ayırmak istiyorlar yollarını. Bu oyuncular kötü oyuncu olduğu için değil. Bu oyuncular hem onlar açısından yüksek maliyetli hem de İtalya Ligi tekrar İtalya Ligi ciddi bir ekonomik problem var. Bir oyuncu yaşı küçültme tekrar ligin yaş oranını biraz düşürmek istiyorlar. Düşük maliyetlerle beraber. O yüzden böyle bir yola gidiyor. Bunu kovalayın abi yani artık hmm. böyle bir akıl verelim en azından hani ne bileyim hani scout değilim bir şey değilim ama en azından buradan takip etsinler. Son günü beklemesinler abi. Evet. Yani bu takım playoff'ta inşallah kalırsa çok ciddi rakipler bekliyor. Ee, beşler şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe ile iyi, iyi, oyuncular tanımlı etmiş iki tane zeli rakibiyle çekişecek. Bak e, Şenol Hoca'nın e, bir yandan da şeyi yani o bahsettiğim hani takım gol yemesin aman hani biraz o şeyi aslında Şenol Hoca açısından mutluluk verici bir şey değil. Şenol Hoca şu anda oyunu oturtmak istiyordu aslında. Ama daha Şenol Hoca oyunu oturtmaya tam başlayamıyor. Bu takımın birazcık geçiş sürecini tamamlatmak istiyor. Şenol Hoca'ya bu kadar dar zaman bırakmayın. Yani evet. ee, tamam adam çok böyle e, beklenmedik anlarda beklenmedik işler yapıp bir anlaşı 5 yaş mesela geçen sene getirdiği seviye. Ama o da bir insan. Her zaman yapamayabilir. Yapamazsa da suçlu Şenol Güneş olmaz suçlu onu bu pozisyonu düşünen sizler olursunuz Doğru abi ağzına sağlık bu hafta bu tamam. kadardı ee, bugün çok atarlandım ya Evet ama şu ligde bir an evvel başlasın Başlasın, ben başlasın. maç konuşmak istiyorum evet evet, evet evet futbol güzel bir şey yani, yani evet. oy, sevdiğin takımı seyretmek ben şahsen Hı. bütün maçları sevdim her takımı seyretmeyi seviyorum maç seyretmek falan mukayese etmek evet evet yani onlar özledik sorunluyor. bunlar nasıl oynuyor onlar güzel Hı. İnşallah gelecek haftanın itibaren bunları daha sık yapacağız Evet. Ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. Günden Beşiktaş'ın bu haftalık bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.